Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim neye? Kültür uygarlığın kalanına ama bak İstanbul'un kültür uygarlıkta ÖSYM'nin sevdiği yerler. Şimdi kurultaydı, sosyal hayattı, ekonomisiydi, hukuktu, dindi, inanıştı falan. Bunların hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Burayı özellikle ayırdım önceki videodan. Çünkü kurultay bayağı bir deşeleyeceğim. Hatta kurultayı bak abi, Türk devlet mantığını iyi anlarsanız eğer tamam mı beni ilerleyen süreçte yormazsınız. Selçuklu'da, Osmanlı'da tamam mı? cumhuriyet tarihinde beni yormazsınız. Tamam? Hele ki vatandaşlık dersinde tamam İsmail Er Yılmaz hocanızı vatandaşlığın piri benim kardeşim İsmail'imi hiç yormazsınız. Neden diye sor. Çünkü Türk devlet mantığını anlayacaksın. Yapılan işlem aynı. Mete'nin yaptığının aynısı ha, günümüzde anayasada bile mevcut. Anlaştık abim. Genel yapımızı anlayacaksınız. Şu yasama yürütme onların olgu o temelleri oturtacağız ki bundan sonrası böyle pıtır 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 gelsin. Şimdi hadi bismillah dedik geldik neye? kurultaya, kurultay, toy, keneş, kengeş, ternek denilen neler var isimlerle anılır. Kurultay, toy, keneş sadece bunlar toplantılar değil. Aynı zamanda birer de nelerdir? Ziyafetlerdir, yemekli şölenlerdir. Ya hepiniz izliyorsunuz. Diriliş, Kuruluş, Osman, Ertuğrul hepiniz bakıyorsunuz. E Selçuklu'da var yani hani iki hafta iki bölüme bir ne toplanıyor? Kurultay toplanıyor. Ne lan bu kurultay? Bu kurultay abim şu her türlü devlet işinin görüşülüp konuşulup karara bağlandığı noktamız yönetim mekanizmamız neymiş bizim kurultaymış. Peki her türlü şey görüşülür değil mi? Ben bunu seminerlerimde falan hep soruyorum öğrenci. Diyorum ki abim diyorum kurultay diyor her türlü şey görüşülür, görüşülür karara bağlanır. Peki soru. Kurultayda din meseleleri görüşülür mü diyorum. Hayır diyor. Ayakkabının tersiyle burasım geliyor. Lan her türlü her şey görüşülür diyorum. Tekrar sorup din meselesi görüşülür mü? Hayır diyor. La havle Abem kurultayda her şey görüşülür. Din meseleleri de görüşülür. Tamam? Hatta yılda 3 kez en az 3 kez toplanıyor. Bu yeni met bilgisi. Yılda en az 3 kez toplanıyor. Bunun birisi din toplantısı. Tamam? Ama kurultayda dini meseleler görüşülür lakin din adamları katılmaz. Ben buradan bak gene nereye atıf yapacağım? Demek ki bizde teokrasi yokmuş. Anladın? Din adamları kurultaya, devlet yönetim mekanizmasına karıştırılmıyor. Din işi ayrı, devlet işi ayrıymış. Al kısmi laiklik vardır yorumu da çıkar mı? Çıkar. Anladın mı? Yani sorunun gelişine göre yorum çıkarmayı da öğreneceğiz. Tamam. Peki yılda üç kez toplanırmış. Katılanlara ne denilirmiş? Toygun denilirmiş. Bunu sordu. Tarih ve sorusu bu. Kurultaya katılanlara ne denilir dedi? Toygun. Kimler katılıyor? Han, Hakan, Kaan denilen yöneticimiz. Başta o bir katılıyor. Olsuz olmaz zaten. Tamam? Sonra Milli Yenge kim var? Hatun var. Hoppa! Hatun burada bir parantez açtık. Şimdi Hatun, abim biz Türklerde kadın öyle bir mal, meta bilmem ne falan değildir. Tamam? Hatun bizim başımızın tacıdır. Olmazsa olmazımızdır. Nasıl erkek tek kılıç savaşa gidiyorsa hatun çift kılıç dombura usulü o da yanında geliyordu. Değil mi? Ve haklı yerini erkeğinin erinin yanında da yerini alır. Ama burada işte başlık kimler katılıyor? Ee, boy bey biraz su buraya geleceğim. Burada bir değişiklik oldu. Boy beyleri kurultayın doğal üyeleri tamam mı? Hanedan üyeleri yani işte Kaan'ın kardeşi, oğlu, amcası bunlar doğal üyeler doğru mu? Bir de Aygucu diye bir şey var. Hah işte MEP kitabı güncellendi burayı zamanında da sordun ÖSYM. Biz önceden derdik ki kurultayda eğer Kaan yoksa kurultayda Kaan yoksa hatun başkanlık eder derdik bu bilgi değişti. Tamam bu bilgi değişti. Eğer artık kurultayda Kaan yoksa Hatun başkanlık etmez. Bak Hatun kurultaya katılır. Tamam oy kullanır ama Hatun başkanlık eder mi etmez mi? Hatun başkanlık etmezmiş. Ulan o zaman kim başkanlık ediyor? Aha yeni kelimem kim çıktı? Aygucu denilen bir şey çıktı günümüzdeki vezire, başbakana denk gelen, anladınız mı? Böyle bir şey çıktı. Aygucu olduğu gibi bir de ne çıktı? Ayuki dediğiniz hükümet çıktı. Ayyuki deyince geçenlerde bir yerde sordum. Ayyuki nedir? Dedim ben. Güney Koreli film artisti dedi. Lan! Squid Game mi lan bu? Ayyuki ne, ne film? Fırıldak artisti. Değil abim. Ayyuki eski Türklerde hükümete verilen isimdir. Aygucu da onun başındaki adamdır. Tekrarlıyorum. Kurultay'da Kaan yoksa hatun başkanlık etmez. Hatun kurultaya katılır. Siyasi yetkisi var. Kurultayda oy kullanır. Ama başkanlık etmez. Kim başkanlık edermiş? Ayökü Aykucu. Anlaştık. Hükümet vezir. Bu başkanlık edermiş. Bir. Bunu bileceğiz. Bir diğeri hatun. Gene bununla alakalı bir tane TYT sorusu vardı hatırlıyorum. Eski yıllarda ÖSS, ÖYS sorusu da ÖYS sorusu kuvvet ihtimalle. Soru aşağıdakilerden hangisi Hatun'un siyasi yetkileri olduğuna kanıttır diye sormuş. Tamam bu karşınıza gelir bak. Hangisi siyasi yetkisi olduğuna kanıttır. Kurultaya katılması evet siyasi yetki. Kurultaya katılır ama başkanlık etmez. Siyasi yetki. Peki sarayının olması Siyaset kim? Hayır. Hangi saray lan? Biz göçebeyiz oğlum. Nerede buluyorsun sarayı? Geç. Peki oğlunun tigin olması? E, oğlu da onun başa, kesin başa geçeceği belli mi? Daha onun kardeşleri, amcası, amcaoğulları. Anladın. Bak hatunun siyasi etkisi olduğuna kanıt kurultaya katılmasıdır. Oğlunun veliaht olması, sarayının olması bunlar siyasi bir etki değildir. Çıkmış ÖYS sorusudur. Anlaştık bilin. Hatun meselesi, Kaan meselesi bu. Aklınıza yattı mı? Anlaştık bilin. Peki, peki ne dedik bir de burada? Ne var? karın çadırını yağmalama geleni. Bunu en sonda anlatayım. Bunun yeri gelecek. Anlatayım. Şimdi kurultayla alakalı. Bak her türlü devlet işi görüşülür. Savaşa barışa karar verilir. Sayım yapılır. O yapılır. Kağan seçilir. indirilir falan. Her şey orada. Herkesin görevine belli. Aynı günümüzde Cumhurbaşkanı'nın görevi, meclisin görevi var ya. Bunlar da aynı. Söyleme gereği duymuyorum. Anladın mı? Yani. Ama... Kurultayla alakalı gelebilecek yorum soruları var. Şimdi ÖSYM artık yorum sorularına doğru evrildi. Tamam Artık sizin kuru bilmenizi istemiyor. Bir de ÖSYM e belli bir bilgiyi o kadar çok böyle sorar, 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 yemler, yemler, yemler. Ondan sonrasında başka bir şekilde sorar, apışır kalırsın. Şimdi bir kurultaydan 8 tane farklı yorum çıkaracağım. Hazır mısın? Burayı dikkatli dinlemek istiyorum. Vatandaşlık İsmail Er Yılmaz'ın da dersinin de temelini atıvereceğim. Tamam? Yormazsanız İsmail'imi de. Şimdi klasik bir yorum. Defalarca sordu. Kurultay'da alınan karar Kağan'ı bağlamaz. Son söz kime ait? Son söz Kağan'a aittir. Burası Kurultay olsun. Hey Kurultay! Çin'le savaşalım mı la? Evet mi dedin? Tamam ulan savaşmıyoruz. Tamam. Hayır mı dedin? Hazırlığınızı yapın la. 5 dakika sonra nereye gidiyoruz? Sefere gidiyoruz dedim değil mi? Kurultay sen ne işe yarıyorsun? Sen ne işe yarıyorsun? Sen bildiğin bir danışma meclisisin. Şimdi şuradaki yoruma göre... Kurultay'da alınan karar Kağan'ı bağlamaz. Son söz Kağan'ındır cümlesine göre. Kurultay bir danışma meclisidir. Eski Türklerde koyu, katı, mutlak, monarşik yapı vardır. Kağan'ın dediği dedik, çaldığı düdüktür. Yorumu çıkar mı? Çıkar mı? Çıkar. Bir cepte ÖSYM'e bunu defalarca böyle sordu. Böyle sordu. Sonra ÖSYM'e bunu değiştirdi. Farklı bir yorumla geldi. Dedi ki, her zamanda kurultayda Kağan'ın dediği olmaz dedi. Bak iki cümle birbiriyle ters. Bazen de kararı kurultay alır dedi. Hadi buyur buradan yak. Şimdi kurultay burada danışma meclisi mi yoksa karar alma mekanizması mı? E burada ne oldu? Karar alma mekanizması oldu. Hatta Göktürk Hakanlarından Tapokan dedi ki bu dizme geçelim dedi. Kurultay buna şiddetle karşı çıktı. Ötüken'in etrafını surla çevirelim dedi. Kurultay buna şiddetle karşı çıktı. Ötüken'in etrafı surla da çevrilmedi. Manezin dinine de geçilmedi. E al iki yorum bak birbirinden farklı. Anladın mı? Şimdi şu maddeye bakarak her zaman kurultayda kanun dediği olmaz yorumuna bakarak tamam mı? Eski Türklerde koyu katık mutlak monarşik yapı yoktur diyebilir miyim? E dedim Burada vardır dedim, burada yoktur dedim. Anladın mı? Ezberlemeyin. ÖSYM böyle gelmeye başladı. Tamam Yorumlara açık olun. Daha dur. İki yorum yaptım. Sekiz yorum var dedim size. Daha neler neler gelecek. Dikkatli dinle. Kısa kısa notlarını al. Tamam Boşlukları bıraktım. Hatta ben yazı verdim senin için. Tamam. Peki. Üçüncü. Bambaşka bir dünyaya geldik. İlkel demokrasi örneği var mıdır? Buyur. Vardır. Niye? La i̇lkel de olsa sonuçta Hükümdarın yanında bir ne var? Değil mi? Kağın yanında bir meclis var. İlkel demokrasi var mı? Var. Lan katı, katı mutlak monarşik yapı vardır dedim. Mutlak monarşik yapı yoktur dedim. Demokrasi örneği görülebilir dedim. Üçüne çıkmış sorudur. Tamam O yüzden size üstüne basa basa söylüyorum. Bu budur. Bu budur. Bu budurdan kaçın. Tamam mı? Tarih dersi matematik gibi değildir. Rabbim 2 iki kere 4'ü dört etmez bizde. Anladın mı? Bir sürü yorum farkı gelir. Şimdi ilkel demokrasi de vardır. Niye sonuçta? şeyin kanun yanında bir meclis var. Kararların görüşür, konuşulup tartışıldığı bir yer var. Al ilkel demokrasi. Anladın mı? Peki bir diğer yere geldim. Bir diğer yorum. Dördüncü yorum bak. Ezberleme. Yorumlara açık ol. Kaan oldu ya. Kaan ülkeyi iyi yönetemiyorsa. Oldu ya. Kazaya kudret. Kardeşi yoktu. Amcası yoktu. Bir şey yoktu. Kur şey oldu kaan oldu. Kaan ülkeyi iyi yönetemiyorsa kurultay kaanı görevden alır mı? Alır. Kurultay'ın görevlerinden biri de tamam mı? Ülkenin iyi yönetildiğini denetlemek. Doğru mu? Eğer kaan ülkeyi iyi yönetemiyorsa kurultay kaanı görevden alır. E görevden aldı da yerine kim geçecek? Yerine yenisini de seçer mi? Seçer. Bak, seçer kelimesi beni nereye getirir? Demokrasiye getirir. Aklına yattı mı? Ezberleme. Yorumlara açık ol. Bu budur, bu budur. Yok bizde. İki kere iki dört etmiyormuş. Anlaştık şimdi. Burayı bir tık daha yukarı çıkacağım. Vatandaşların temeli başladı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Kurultay ve Kaan. Kaan günümüzdeki cumhurbaşkanı mı? Evet. Yani hangi erk? Yürütme erki. Doğru mu? Yürütme erki. Kurultay. Günümüzdeki TBM'ye denk geliyor mu? Mebin 7. sınıf kitabında bir ünite var. Kurultay'dan TBM'ye diye. İslam öncesinde bunun adı Kurultay. Selçuklu'da adı Divanı Saltanat. Osmanlı'da adı Divanı Hümayun. Günümüzdeki karşılığı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Her tür dert dışı görüşülür, konuşulur ve karara bağlanır. Peki kurultay da günümüz meclisi olduğuna göre yasama erkidir diyebilir miyim? Yani kurultaya yasama erkidir diyebilir miyim? Evet dedim. Bu Mebin kitabına girdi bak haberiniz olsun. Mebin güncel kitabında 9. sınıf kitabında ta nereden alıyor? İslam öncesinden değil abi. Çok daha öncesinden tamam. Ta o Hititler, işte Firikler, Mısır, Lidya, İyon, Urartu diğer dünya devletleri bunlardan alıyor böyle anlatıyor. Tamam o işte güçler dengesi, erkler dengesi falan diye anlatıyor. Peki Kağan iyi yönetemiyorsa, Kurultay Kaan'ı görevden alır, yenisini seçer, dedim mi? Dedim. Şimdi burada Kaan'ın ayrı, Kurultay'ın ayrı birer kurum ve kişilik olduğuna bakarak eski Türklerde kuvvetler ayrılığı vardır diyebilir miyim? Dedim. Peki kuvvetler birliği vardır, dedim mi? Dedim. E hocam hangisi kafam karıştı? Karışmasın. Niye? Çünkü hep ezber ezber ezber, ezber geldik. Yorum geldiği zaman yokuş çıkan Ford kamyon gibi ha kaldın. Ezberleme. Tamam mı? Yorumlara bak şimdi. Bak abicim bizde genel olarak tamam mı? Kuvvetler birliği var. Ben Kaan olayım. Tamam Ben Kaan olayım. Bak denge neye göre değiştiğini anlayın. Başta ben gibi bir Kaan var. Karizmatik lider olgusu. Başta ben gibi bir Kaan var. Lan kurultay. Çin'le savaşalım mı la. Evet de. Tamam, tamam savaşmıyoruz. Hayır de hazırlığınızı yapın lan savaşa gidiyoruz. Senin dediğin sence benim umurumda mı? Değil. Dediğim dedik, çaldığım düdük. Güçlüyüm, kudretliyim, karizmatiyim. God'um mu? Oturturum mallar? Ne Çin'ini sallarım, ne yürekçisini, ne CMP'sini, ne bilen nesini. hakimiyeti gereğince. Haydi yürüyün lan savaşa. Değil mi? Böyle bir adamım. Bu durumda yasama da benim, yürütme de benim, yargı da benim, devlet de benim, millet de benim. Her şey benim. Doğru mu? Doğru. Bak bu. Burada ne var? Kuvvetler Birliği var. Ama ama başta şöyle bir kan olsa. Merhaba Kurultay. Çin'le savaşalım mı? Hayır deyin. tamam o zaman Kurultay. Savaşmayalım. Şimdi bu durumda kimin borusu öter? Kanın mı? Kurultayın mı? Ben Kaan olayım siz kurultay olun. Anladın mı abicim olayı? Peki böyle bir durumda kimin borusu öter? Kurultayın borusu öter. Kimin güçlü olduğuna göre dengeler de değişiyor. Kaan güçlüyse yürütme ağır basar. Kurultay, Kaan hafif zayıf mıntı. Aynen notum da böyle yazıyor. Kaan hafif zayıf mıymıntıysa o zaman kimin dediği olur? Kurultayın dediği olur. Anlaştık. Kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı muhabbetini şimdi anladınız mı? Yattı mı aklınıza? Mesela burada Osmanlı'ya uyarlıyorum. Osmanlı'da padişah yasama yürütmene kadar hangisi? Hepsi. Doğru mu? Hepsi. Hepsi. Ağzından çıkan yasa, de yürürlüğe kondur, istediği yargı alır. Bitti. Değil mi? Ama Taşra Teşkilatı'na gel bakalım. Padişah adına Antalya Beylerbeyi yürütme etkisini kullanır mı? Kullanır. Padişah adına Osmanlı Kadısı Antalya'da yargı etkisini kullanır mı? Kullanır. Al. Hem güçler birliği var hem kuvvetler ayrılığı var. Mantık aklına yattı mı? Kimin güçlü olduğuna göre de dengeler değişiyor. Şimdi anlayabildiniz mi? Peki kurultay kağanı görevden alır dedim. Kurultay kağan kuvvetler ayrılığı var dedim, kuvvetler birliği var dedim. Sorunun gelişine göre. Tamam? Yani bana şundan gelme. Öğrenmenime sen kuvvetler ayrılığı var diye anlattın ha, kuvvetler birliği sordu sorunun gelişine göre var sorunun gelişine göre yok anladın mı ezberleme 8 farklı yorum var burada tamam peki kurultay kağanı görevden alır demek yasama yürütmeyi görevden alabilir demek midir aynı zamanda Demektir. Al işte ÖSYM artık buna döndü. Kuru bilmeni istemiyor. O bilgiyi kullanabilmeni istiyor. Okuduğunu anlama, bunu yorumlayabilme, sentez, analiz, çıkarım yapıp bunu bir yorumu bir sonuca bağlayabilmeni istiyor. Kurultay Kağan'ı görevden alır demek, yasama, yürütmeyi görevden alabilir demek. Bu ne demek? Kuvvetler ayrılığı vardır demek. Aklına yattı mı? Anlaştık. Peki, peki yasama, yürütmeyi görevden alır. Peki burada durum nasıl ama? Kaan hafif zayıf, zayıf mıymıntıysa. Peki tam tersi Kaan böyle ben gibi manyak, psikopat, karizmatik liderin en önde gideniyse o zaman denge nasıl olur? O zaman kurultaydan rahatsız mıyım? Nöbetçiler, okçular, gelmeler, oklayın bunları, geçin bunların içinden diyebilir miyim? E derim. E o zaman da yürütme yani Kaan ben yasamayı, komple kurultayı oktan geçirebilir miyim? geçirebilirim. Eğer gücün kudretin varsa bunu yaparsın. Yerine de yeni boy beylerini getirirsin. Dengeyi anladınız mı? Erk güç kimdeyse onun borusu öter. Aklına yattı mı? He mi? He. Tamam. A. Buna bakarak da kuvvetler birliği vardır diyebilir miyim? derim. Bak sorunun gelişine göre kuvvetler birliği, sorunun gelişine göre kuvvetler ayrılığı diye yorum çıkarmanızı istiyorum. Yasama yürütme, yürütme yasamayı benzer durum günümüzde de var. Vatandaş dersinde İsmail Erilmaz abi size anlatacak. Anladınız mı? Yasama yürütme, yürütme yasama nasıl görevden alıyor, seçimler nasıl yenileniyor, 5 yılda bir oluyor. Günümüz anayasasında aynısı var. Şimdi aklınıza yattı mı? Anlayabildik mi? Tekrarlıyorum. Kurultayda alınan karar Kaan'ı bağlamaz. Kaan dediği dedik çaldığı düdük katı mutlak monarşik yapı var. Son söz kanun. Kuvvetler Birliği var. Kurultay ne işe yarıyor? Danışma. Bu bir yorum. Paragrafta böyle verdi. Bu bir yorum. İkinci bir yorum. Farklı bir paragrafta. Her zaman kurultayda da kanun dediği olmaz. Doğru mu? Bazen kararı kim alır? Kurultay alır. Doğru mu? Ha şimdi burada da kuvvetler ayrılığı meselesi var mı? Var. Kurultay danışma değil. Ne merkeziymiş? Karar alma merkeziymiş. Aklına yattı? Bil. Peki ilkel demokrasi var mı? E varmış. Peki Kaan yönetemiyorsa Kurultay Kaan'ı görevden alır mıymış? E Kurultay Kaan'ı görevden alıyorsa kuvvetler ayrılığı var mıymış? Varmış. Kurultay Kaan'ı görevden alır demek aynı zamanda da yasama yürütmeyi görevden alır demek miymiş? Demekmiş. Tarih ortadan açık bir şey anlatıyorum. Hem kuvvetler ayrılığı hem kuvvetler birliği sorunun gelişine göre. Yasama yürütmeyi yürütme yasamayı sorunun gelişine göre. Aklınıza yattı mı? Tamam. Anlamadıysan bir daha dinle burayı. Abi burası önemli. Burayı anladın mı? Bundan sonrakilerde yormazsın hocalarını. Peki tüz dediğiniz olay ne? Tüz. Abicim günümüz tüzüğünün de artık tüzük de yok. O da kaldırıldı. Tamam. Ee, Kaan'la halk arasındaki sözleşmeye biz ne diyoruz? Tüz diyoruz. Bak kan olarak başımızdaki kişi benim karnımı doyurmak, sırtımı giydirmek, rahatımı, refahımı sağlamak, avlarda işte bol bereketli mallar getirmek, topraklar fethedip cihan hakimetiyle beni rahat huzurlu yaşatmak zorunda mı? Zorunda. Bu onun görevi. Doğru mu? Peki onun görevi buyken benim görevim ne? Benim görevim de ona itaat etmek, ona biat etmek. Tamam beni savaşa çağırdığında elimdekini bırakıp onunla beraber savaşa gitmektir. Anladın? Her iki tarafta görevini yaptığı zaman problem kalmıyor işte. Tüz bu. Orun kurultayın oturma düzenidir. Bunu tarih öğretmenliği alan sınavında sordular. Kurultaydaki oturma düzenidir. Hani günümüzde de mecliste meclis başkanı, iktidar partisi, muhalefet, işte öbür partiler falan kimin nereye oturacağı belli ya. Kurultayda da kimin nerede ne oturacağı belli anlaştık abim yattı aklınıza bilin işte Kağan bir yerde hatun yanında boy beyleri bir tarafa toplanmış hanedan üyeleri bir yere toplanmış Aygucu Ayük hükümet vezir onlar bir yerde ama kurultaya din adamı katılır mı katılmaz mı bak din adamı katılmaz soru kurultaya katılanlar arasında hangisi yoktur dedi mesela Şıktan'a bak hanedan üyeleri diye gelmez Tigin der hükümdarın oğlunun adı Yapku der kardeşinin adı Hatun Katun Hatun milli yenge kaan der anladın mı beraberinde de o din adamları kim onlar din adamları kim onlar şaman kam şaman kam baksı dediğiniz adamlar kurultaya katılmaz. Seçeneklerde sorularda karşınıza gelir. Bak soru tiplerine varıncaya kadar anlat anlata geliyorum kıymetli kardeşler. Tamam. Orun bu. Kurultaya oturma düzeni. E karizmatik lider. MEP kitabında geçiyor. Biz Türkler zayıf bir mıymıntı bir adam onun peşinden mi gideriz? Yoksa böyle kodum oturtan adam peşinden mi gideriz? E karizmatik liderin peşinden gideriz. Bilin. Bir de burada bileceğiniz niye karizmatik lider oluyor? Şimdi ona geleceğiz. Göktengri Kaan'ı Gök Tengri Kağan'ı olağanüstü yeteneklerle donatmıştır. Tamam. O seçilmiş kişi ya. He is chosen man. O seçilmiş kişi. Gök Tengri Kağan'ı olağanüstü yeteneklerle donatıyor. O yetenekler sende yok. Kimde var? Kağan'da var. Ne onlar? Kut. Gök Tengri ona biz Türkleri yönetelim diye ne verdi? Kut verdi. Siyasi güç verdi. Tamam. Siyasi güç verdi. Ona ülüş verdi. Ülüş ne o? Ülüş, üleş. Üleşmekten aklınıza gelsin tamam. Ekonomik güç verdi. Bizim karnımızı doyursun diye. Bak bunlar elle tutulur, gözle görülür bir şey değil tamam. Ve bunlar DNA, RNA, sentrozom gibi babadan oğula geçiyor tamam. Bu o, onda var o güç. Sende yok tamam. Ve ona güç verdi. Güç, güç. Siyasi, askeri güç verdi. Tamam sırtı yere gelmesin savaşlarda yenilmesin diye ona güç verdi. Aklınıza yattı mı? Aha buradan da en çok soru olarak şu soruluyor. Çünkü Mebin kazanım testlerinde soru olarak sormuş. Bütün hocaların da hemen soru bakalarına çat atmışlar. Ölüş nedir diye. Göktengri'nin Kaan'a verdiği ekonomik güçmüş. Aklınıza yattı mı? Anlaştık işte Kaan bunları yapmak zorunda. Bak Kaan bunlara sahip benim karnımı doyurmak zorunda. Şurada bir şey atladım. Kaan'ın çadırını yağmalama geleneğini atladım. Şimdi buraya geldim. Peki bu ne? Abim kurultay yapıldı. Toplandık. Tamam yılda üç kez neyse işte ilki savaş nere gidelim. İkincisi Çin'e nasıl indirelim. Üçüncüsü işte din toplantısı ne bilen ne, yapalım diye. Toplandık. Ziyafette eğlendik. Oynadık. Ne güzel tamam. Karnımızı doyurduk. Sonra Kaan çadırını açıyor. Kaan'ın çadırını yağmalama geleneği. Eğer bir şeye ihtiyacın varsa bunu kimden karşılayacaksın? Kaan'dan karşılayacaksın. Çünkü Kaan'ın görevi bu. Tamam şimdi buradan yorumlar çıkarttıracağız. Oldu ki kurultay yapıldı. Yedik içtik eğlendik. Kaan'ın çadırı yağmalama geleneği. Tamam buyurun yağmalayın dedi. Kimse gidip bir tane çöp almadı. Yorumla. Ne dersin? Demek ki işler yolunda. Her şey gayet güzel. Tıkırında sorun sıkıntı yok. Anladın mı? Anladın. Peki oldu ya kurulta yapıldı. Toy yedik içtik eğlendik. Kaan'ın çadırını yağmalayın dediler tamam mı? Kaan'ın çadırını delik deşik ettik. Mahvettik Kaan'ın çadırını. Peki bu ne demektir? Kaan bu halkın Kaan'a bir mesajıdır. Ey Kaan'ımız işler kesat, ekonomi mafiş. Tamam. vallahi para pul yok. Karnımız aç. Ne yapıyorsan yap. Fete mi gidiyorsun? Savaşa mı gidiyorsun? Ona mı gidiyorsun? Bir şeye mi gidiyorsun? Toprak mı alıyorsun? Çin'i mi Ne yapıyorsan yap. Bizi karnımızı doyur. Bizi mutlu et demektir. Ve bu kana bir mesajdır. Nasıl seni başa çıkardıysak tepe taklak indirmesini de biliriz mesajıdır. Aklınıza yattı mı? İşte abem bak Türk milletinde karizmatik lider olgusu bu işte. Tamam Halkın karnını doyurur. halkı mutlu rahat mutlu edersen, halkın desteğini arkana alırsan yıkılmazsın. Ve o zaman kahraman olursun. Ki benim tarihim kahramanlarla dolu. Aklına yattı mı? Kağanın çadırını yağmalama geleni ne kadar ince ama çok güzel bir şey. Ya bilin. Peki Kut, Ülüş, Küç bunlar aklınıza yattı mı? Bunlar sende bende yok. Bunlar Göktengri'nin Kağan'a verdiği olağanüstü şeyler. Peki beraberinde birkaç kelime daha mesela Aygucu, Ayuki değil mi? Bunlardan bahsettik. Tigin hükümdarın oğlunun adıydı değil mi? Beraberinde Yapgu kardeşti. Bunları hep bahsede bahsede geldim. Daha oraya döşelerim ben. Tudun, Mudun bir sürü diye apa mapa diye. Bir önceki derste tahtada isimler vardı. Hatırladınız mı? Onlar kulağınızda bir ikisi aşina kalsın. Tamam. Kurultaya onlar katılıyor ama şaman, kan, baksı bunlar katılmıyormuş. Peki İslam öncesinde bir de şunu anlayın. Bizde yapılan işlem aynı. Sadece neydi şu? Sadece ismi değişiyor. Tamam. İslam öncesinde hükümdarın oğluna tigin veyahut da tekin denilir. Aynı şey. Onu yetiştiren görevliye ise Ataman, İnal veyahut da Yinal, Yinanç gibi isimler verilir. Tamam Peki Selçuklu'da hükümdarın oğluna ne denilir? Melik denilir. Peki yetiştiren görevliye burada ataman, burada da ne deniliyor? Ata bey denilir. Gördün mü? Yapılan işlem aynı, sadece adı değişti. Peki Osmanlı'da hükümdarın oğluna ne denilir? Şehzadem denilir. Şehzade denilir yetiştiren görevliye de la 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 bildin Lala denilir. Yapılan işlem aynı, sadece neyi değişiyormuş? Sadece ismi değişiyormuş. Kurultay meselesi aklınıza yattı mı? Baya ayrıntılı, baya bol yorumlu artık ÖSYM kuru bilgi sorularıyla gelmiyor. Yorumlarla geliyor. Şurada var ya canınızı çok yakar ÖSYM'e. Tamam. O yüzden ezberlemeyin. Hangi cümleye nasıl yorum yapacağınızı, soruya bağlı kalacağınızı, kuru ezber yapmayacağınızı anladınız mı? Tapış. Tamam. Peki. Geldim şimdi ÖABT'lik bilgiye. Tamam. Diğer meclisler. biz Bizde ağabeyim onlarca. Devlet var. Değil mi? Kurultayın diğer adları. Mesela Avrupa Hunları Seçkinler Meclisi demiş. Hazarlar İhtiyarlar Meclisi, Tabgaçlar Nazırlar Meclisi demiş. İşte Tuna Bulgarların Millet Meclisi demiş ve tarih ve çıkan soru. Peçenekler ne diyor? Komenton Meclisi diyor. Tamam. Peçenekler alakalı 2-3 tane bilgi verdi. Tamam böyle tire 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 tire. Dedi ki işte komenton meclisine sahiptir. İşte Bizans'ta parla askerlik yapmıştır. Malazgirt'te o Uzlarla beraber taraf değiştirmiştir. Verilen özelliği verilen boy kimdir diye sordu. Peçenekler. Bak ÖABT sorusu. Vay de geldi ben yapamadım diye. Ben bunu ders tutmama dahi koymadım. Niye? Ayrıntı değil. Ha burada niye anlattım? Celal Hoca anlatmadı demen diye anlattım. Bilin al. Devlet yönetimi, devlet mantığımız bu. Özellikle şu kelimeler çok bilinecek. Cihan hakimiyeti. Tamam nizamı alem, kızıl elma olgusu, gökyüzünün, güneşin olduğu her yer bizimdir mantığı bu aklınız atacak. ÖSYM son 3-4 yıldır hep böyle geldi. Peki başka bir başlık. Sosyal hayat. Bunu da iptal edilen sınavda sorduydu. Tarihte değil vatandaşlıkta solduydu dedi ki 82 anayasasına göre öyle mi öyle bir soruyla geldi değil mi 82 anayasasına göre toplumun temel yapı taşı nedir diye sordu abim biz burada anlatıyoruz işte onu toplumun temel yapı taşı ailedir anayasada da varmış bu diyorum ya size burada olan İslam öncesinde olan aynısı anayasamızda da var diye kaldırdı nerede sordu sınavda sordu millet afalladı nekiler ne bu ne, anayasanın neresinde yazıyor falan'a geldiler tamam biz Türklerde toplumun temel yapı taşı ailedir. Aileler birleşir, soyları oluşturur. Uruk dediğiniz. Buraya böyle uruk diye gelmiyordu, oguş diye gelmiyordu. ha belli de olmaz ÖSYM'ye sevmeye gerçi ama işte oguş, ocak, aile. Bir ocağın tüttüğü yer. Uruk, soylar. Soylar birleşir, boyları. Boylar birleşir, budun denilen milleti. Ha bir de bu budunla şu karıştırılır. Budun millet, kün kelimesi ise halktır. Tamam abi millet ayrı, halk ayrı. E, atamın ilkeleri halkçılık ayrı, milliyetçilik ayrı. Anladın hani öyle bilin tamam. Budun millet bunlar birleşir. İl, el denilen ne oluşur? Dert oluşur. Bu sıralamayı bileceksiniz. Tamam. Aileler birleşir soyları. Soylar boyları. Boylar budunu milleti o da ne oluşturulmuş? İl, el denilen Devlet oluşturulmuş. Devlet yıkılırsa yıkılsın. Valla çok da umurumdaydı. Hemen boylar birleşir. Yenisini kurar mıyız? Kurarız. Bir önceki ders boylar federasyonu. Anlaştık ama temel yapı taşımız neresi? Oğuştur. Tamam. Ailedir. Bizde kıymetli kardeşler ocak diye de geçer bu. Yani bir ocağın tüttüğü yerdir. Biz Türklerde tekeşlilik vardır. Tamam ne demekte eşlik? Tek eşimiz var. O işte üç tane dört tane ama o bizi değil abim. O başka kültürlerde. Biz Türkler tek eşliyiz. Tamam? Aterkil bir yapı vardır. Evde her zaman en son sözü kim söyler? Baba söyler. Gelir vurur masaya. Tamam karıcığım sen bilirsin. Bunun adı neymiş abim? Aterkil yapıymış. Değil mi? Peki bizde kölecilik, aristokrasi, soylular sınıfı, bilmem sınıflı toplum bunlar var mı? Bunların hiçbirisi bizde yoktur. Niye? Bir, bir kere abicim biz göçebeyiz. Tamam kölecilik yok. Zaten töre buna müsaade etmiyor. Hey Türk kızı, Türk erkeği kölem olur musun? Hayır diyeceksin. Anladın mı? Biz kimsenin kölesi olmayız. Ya bağımsız oluruz ya bağımsız ölürüz. Bir de özel mülkiyet diye bir kavram yok. Topraklar komple ne? bizim beraber ortak mülkiyette kullanıyorsunuz aklınıza yattı özel mülkiyet yok töre müsaade etmiyor yani şartlar buna uygun böyle bir bizim yapımıza ters anlaştık ama şurada bazen yaprak testler şöyle de geliyor işte Türk aristokrasisi falan diyor Türk soydular falan diyor yani şu hanedan üyeleri Kaan Hatun'u boy beyini mesela onları soylu aristokrasi gibi alıyor aklınıza yattı mı Bak orada kufak kavram olarak kullanıyor onu. Ama bizde orta çarpasında olduğu gibi soylular, baronlar, dükler, lordlar, senyörler böyle bir sıralama böyle bir şey yok. Anlaştık bilin. Öyle bir sınıflı toplum yapısı bizde yoktur. Tamam Tek eşlilik var. Genelde bir çadırda yaşarız. Evlenen çadırını ayırır. Niye? Abem İslam öncesinden beri en iyi kaynana ölü kaynana. Tamam mı? <laughs> Gülme. Vallahi öyle. Tamam mı? En iyi gelin ölü gelin. Niye? <laughs> Bak arkana yasam dinle. Düşünsene. Tamam Bir çadır düşün. Kaynana. Hı, hı hı hı. Kaynana. Tamam mı? Hemen yanında. Hı. Yılan. Sinsi. Elti. Değil mi? Öbür tarafta. Hı. Örümcek görümce. Sen. Hı. Gelin. Yeni gelin. Lan. Gelin kaynana görümce elti bilmem hepsi bir arada. Allah Kur'an aşkına olur mu olmaz mı? Bir de hepsi manyak savaşçı. O yüzden mutlu mu olmak istiyorsun kardeşim? Tamam. Alacaksın hatununu gideceksin. Kendi çadırını kuracaksın. Tencerede pişir kapağında ye. Azıcık aşım kaygısız başım. Anladın? O yüzden beridir en iyi kaynana uzaktaki kaynanadır. Beni bu evli kardeşlerim beni şu an çok iyi anlıyor. Bir düşünsene apartman. Apartmanın birinci katında kaynana var. İkinci katında bir büyük kız var. Üçüncü katta küçük gelin. Dördüncü katta ortanca gelin var. O, orada olay bu kat biter mi bitmez mi? Vallahi apartman hep küs birbirine. Anladın mı? O yüzden al ayrıl. Bitti. Bu kadar. Bir de buradan birkaç kavram daha söyleye vereyim. Mesela size tamam mı? Mesela ök Ök. Ne demek? İslam öncesinde anne demek. Bak günümüzde kullanıyorsunuzla öksüz, annesiz. Annesi yok. Anladın mı? Bu peki kank. Kank, liu Kang, king, kral, peder kim? Baba ola baba baba. Baba. Bir tane daha var. Anlatmazsam çatlarım onu. Kalınk. Kalınk. Başına evde koy oku evde kalınlık Yani başlık parası. Abim İslam öncesinde de varmış başlık parası. Aynısı günümüzde de var. Nasıl var? Aynısı günümüzde de var. Nasıl var? Öyle değil de şöyle var. Öğrenim kredisi borcu diye var. Kızlar kimlerin öğrenim kredisi borcu var abim? Tamam. Rakamları bir alayım bir. Seminerlerde sordum ben biri 25 bin dedi, biri 70 bin dedi, biri 80 bin dedi. Uçmuş gitmiş durumda. Lan çok yüksek para mı? Vallahi yüksek para. Değil mi? Adam oldu ki mesela bak ben iki oğlan babasıyım. Kutalmış filter için babasıyım ben. Oldu mu? E izleyen kardeşim benim. Tamam. Oldu ki senin kız kardeşine biz dünür geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle dedim. Kahveden bir fırt aldım durdum. Kızımızın öğrenim kredisi borcu var mı? Bak adam orada duruyor. Vallahi bundan ayrılanlar var abi. Bizim komşumuzun oğlan ayrıldılar. Düğüne bir gün kala adam bitirdi e şeyi. Evlenecekti, ev yuva kuracaktı. Yok. Niye? İşin içine ne giriyor? Para giriyor. Şimdi kim ödeyecek? Kız kendi mi ödeyecek? Babası mı ödeyecek? Kocası mı ödeyecek? Kayınpeder mi? Kim ödeyecek? Yani ben bunu sen kendin öde. Ki tamam mı? Evlendin kocan bile olsa tamam mı? Onun karşısında dik dur. Niye? Türk erkeği abem başa kalkmayı sever. misala ben senin kocan olayım. Tamam mı? 70 bin lira öğrenim kredi borcunu ödedim. Tamam mı? Ödedim. Aha işte yattık. Değil mi? Onunla evlendik. Mutlu mesut. 2 yıl 3 yıldır bir evliliğimiz var senden. Tamam mı? Aa beraberiz. Bu akşam geldim eve. Yorgunum. Çekimden gelmişim falan bir şeyim. Öldüm. Kız bir çay ver dedim. Bana dedi ki kalk kendin al dedin. <laughs> Bana. Seni mel'un ben bur. Saçımı süpürge, bıyığımı ne bilen ettim. İl, il gezdim, her yerlere gittim. Senin rızkın rafakın için paran kazandım. Senin öğrenim kredi borcunu da ben ödediydim. Der mi demez mi? Der. Başına kakar mı? Kakar. Türk erkeği yapar. Bizim yapımızda da bu var. Tamam mı? Dur. Aradan 40 sene geçti. Bana sabrettin. Artık cennetliksin. 40 senelik evliyiz. Tamam mı? Oldu dedim ki lan hatun dedim. Hadi dedim şeye gidelim. Hacıya gidelim dedim. Tamam mı? Hacıya giderken de en yollarına derken tamam mı arada hacı kız vallahi var ya 40 sene önce sen bana öğrenim kredi borcumu da kitlediydin e şimdi haç parasını da 3000 lira 3677 euroyu da bana kitledin ya valla cennetliksin hatun der mi demez mi? Yıllar geçse de üstünden unutmaz abim Türk erkeği o yüzden kendi borcunu kendin öde karşılığında şöyle dik dur ben maaşlı atunum de bitti gitti bu kadar tamam peki Kank dedik, kanlıktan bahsettik. Tamam. Beraberinde sosyal yaşamda şu toy, şölen, ziyafet bunlar kaynaşmayı da ne yapıyor? Sağlıyor. Tamam Biriz, beraberiz. Kimi aç, kimi tok, kim ne, ne alemde görüyorsun orada. kanun çadırı yağmalama geleneğinde toplumun genel düzen kendini belli ediyor. Tamam. Buna karışma önemli. Birkaç oyunumuz daha var. Çevgen, Tepük, Cirit, Gökbörü, Kızbörü, Beyge, ne bilen ne. Hep bunlarda ne biliyor musun? Atın üstünde. Tamam. Atın üstünde ciritle kalkanla güreşle sürekli antrenman yapıyoruz. Sürekli antrenman. Bak, burada bir oyun daha var. Mangala. Oy mangala mangala. Mangal deyince, oğlum vallahi. Bu, bu oyunumuzun adını bile mangala koymuşuz. Bunu sordular. Nerede? Nerede? Ya ön lisans ya orta öğretimde abem genel şeyde ee, en sondaki sorular var ya. Tamam mı? Güncel. Orada sordular. Türk strateji oyunu olmakla beraber prenslerin oynadıkları işte bizim teginler, teginler tamam kendini geliştirmek için böyle karşılıklı işte dörder beşer tane böyle çukurun olduğu yerde bezelle gibi taşları alıyorsun böyle bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya işte karşı tarafa taşımaya çalışıyorsun. Bildiğin strateji oyunudur. Türk zeka ve strateji oyununun adı mangaladır tamam. Şimdi bir tık daha yukarılara çıkacağız tamam mı? Celal Hoca'dan tarih dersi için verilen bilgiler size. 21 Mart Nevruz bildiniz mi? 21 Mart'ı Nevruz'u biz abem tamam mı? Nevruz yeni yıl demek işte tamam yeni gün bayramı diye kutluyoruz. Tamam Ergenekon destanında 21 Mart'ta bizimkinler ee, işte Börteçin'e Asana isimli kutların önderliğinde Demirden Dağı eridip Ergenekon Dağı'ndan ne yaptınız? Çıktınız değil mi? İşte o günü biz ne diye kutluyoruz? 21 Mart Nevruz diye kutluyoruz lisansa güncelde soruldu. Beraberinde daha ilerleyen süreçte İslamiyet'ten sonra 6 Mayıs'ı Hıdrellez diye kutluyoruz. Lisansa güncelde soruldu. Tamam UNESCO tarafından bilmem neye alınmıştır falan diye. 6 Mayıs Hıdrellez, 21 Mart Nevruz Yeni Gün Bayramı ve Celal Hoca'dan ders aldığınız için başka bir bilgi size. Nardugan Bayramı. Bunu hiç duydunuz mu? Daha hiçbir yerde yok. Tamam kimse de anlatmaz. Nardugan Bayramı. Tamamen Celal abinizden ders aldığınız için abim ÖSYM artık böyle milliyetçi yapıdan geliyor. Mardugan bayramı 21 Aralık'ta. Hani bu gece gündüz eşitliği şey bozuluyor ya orada gündüzler uzamaya geceler kısalmaya falan o muhabbet başlıyor ya İşte iyi ile kötünün siyahla beyazın mücadelesi gibi. Bizimkinler Avrupa'ya göç edip gittiklerinde Mardugan bayramı bunu da götürüyorlar. Avrupalılar bunu aldılar işte 25 Aralık'ta Noel diye kutluyorlar. Ayaz Ata diye birisi var. Bilir misiniz? Ayaz Ata ödev veriyorum size. Mardugan bayramı Ayaz Ata. Bir girin Google'a bir bakın bir neymiş. Tamam Ayaz Ata giyin üstünde gidiyor. Avrupalılar bunu hep ilerleyen süreçte aldılar. Noel baba diye bir adamı duydun mu? Geyiklerin çektiği bir arabada hediyeler dağıtıyor. Aksakallı bilmem neli bir adam değil mi? Abim hep bizden geçme. Bizim şaman kültürünü adamlar ne diye almış? Noel diye almış. Nardugan bayramı Celal Hoca'dan ders dinlediğiniz için size verilmiş bir bilgidir ve ödevdir. Nardugan Ayazata araştırılacak. Anlaştık. Peki bundan sonra ne var? Ekonomik hayatım, ordum, hukukum. İnançlarım var. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bir ufak bir ara verelim. Bir gidin çayınızı için gelin. Pencereyi falan kapatın. Tamam. O git yemeğin altına da bir bak. Ne var ne yok? Perdeyi kapat. Tamam. Hadi. Çok bir yere kaybolmak. 5 dakika sonra devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere.